Ben Erkin Almanov. Kimya mühendisliği 2. sınıfını okuyorum. Türkmenistan'da yabancı öğrenciyim. Türkiye'ye geldiğimde yani kendimi hiçbir zaman yabancı hissetmiyorum. Burada insanlarla iyi kaynaşabildik. İstanbul'da okuduğum için mutluyum. Çünkü birçok arkadaş edindim, birçok çevre edindim. Üniversitede de öğrenci arkadaşlarımla iyi barışıyoruz. Rusya'nın arkadaşları var, Afrika'nın birçok ülkesinden, diyelim Nijerya, Etiyopya, Kazakistan, Kırgızistan. Aslında Türkiye benim küçüklükte merakımdaydı. Yani İstanbul deyince tarihi şehir olduğunu biliyordum. Zaten tarih derslerinde geçiyorduk. Yani öyle merakımı doğdu, öyle seçtim. Aslında yani hayatımda ilk kez denizi burada gördüm. Deniz acaba nasıl bir şey oluyor diye merakım da vardı. Geldim, denizi gördüm. Oradaki denizdeki kalabalığı, turistlerin gelişini, vapurları. Öyle merakım da oldu. İlk kez denizi gördüğümde bile yani merak ettiğimden dolayı boğaz turu yaptım. Yani heyecanlandı. İstanbul kalabalık şehir olduğu için yani kalabalık insanlarla merakım olduğu için yani Taksim'e giderim gezmek için. Orada Taksim Meydanı'nda falan gidiyorum. Boş olduğum zaman arkadaşlarla Sarıyer tarafında bu Ortaköy'le o kenarlarını gezeriz. Çünkü İstanbul'un en güzel yerlerinden biri. Denizi burada ilk defa gördüğüm için balık avlamayı sevdim. Balık avlamayı çok sevdim. Ama hiç avlayamadım. Ama olsun. Yani bazen böyle sıkıldığın zamanlar, hafta sonları falan öyle gidersen denize bakıyorsun, bir oltaya bakıyorsun, zaman geçiriyorsun. Rahatlıyorsun aslında. İstanbul'da en sevdiğim yemeklerin biri de İskenderoğlu. Ben ilk geldiğimde hazırlık okuyarken bir gün dedik ki yani hazırlıkta sınıf arkadaşlarım yani böyle dedi bir grup olarak dedi, sınıf arkadaşlar olarak dedi. Geziye gidelim. Şimdi taşında nereye gideceğiz? Adalara gidelim dedi. İyi dedi, hayırlısı dedi. Bir baktım ben de gittim. Biraz merakım da var acaba adalar nasıl bir yer? Yani orada ada derken yani tarihte geçtik, coğrafyada geçtik. Çar tarafı da yani su olacak, suyun içerisinde bir yer olacak. Hiçbir zaman annemin yemeğine alıştığım kadar hiçbir zaman başka bir yemeğe alışamadım. Annen senin yanında bir çay bile getirse onu bile üzüyorsun. Sonuçta annenin çayı, annenin yemeği. Tabii ki vatanını üzüyorsun. Ailemi üzüyorum tabii ki. İstanbul'da öğrenci olmak resmen kişiden kişiye değişir.
İstanbul ilk önce insan tanımayı öğretiyor. Yani buraya gelirsin tabii ki. Yani kalabalık olduğu için iyi insana da rastlarsın, kötü insana da rastlarsın. İstanbul'a geldim, üniversiteyi kazandıktan sonra üniversite için evrakları hazırlarken İstanbul'da Celaloğlu'nda Anadolu Lisesi'nde orada denklik belge almak gerekiyordu. Oraya gitmek istedim. Yani bir baktım tramvaya bindim, bir bakmışım Eminönü'nde kendimi gördüm. Aslında İstanbul'a böyle bir adrese giderken böyle adresi geçerek kaybede öyle öğrendim. Türkiye aslında güzel bir şehir, güzel bir devlet yani. Biraz böyle İstanbul denizli şehir olduğu için biraz yani gezi taraftan güzel. Ama biraz pahalı şehir. Aslında Türkiye'de birçok şehre gittim. Yani Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gittim, Bursa'ya gittim, İzmir'e gittim, İzmit'e gittim, Kocaeli'ye gittim, Bolu'ya gittim. Aslında sayarsan ya sayılacak çok şehri gezdim. İstanbul'da öğrenci olmanın avantajları birçok ülkeden öğrenciler geliyor. Belki de ileride bir başka ülkeye gitmek istediğin zaman onlarla sürekli iletişim kurabiliyorsan yani gittiğinde bir güvenilirli bir arkadaşım bir insan oldu. Buraya geldiğimde ilk sene Sparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'ne girdim. Yani bir baktım gerçekten İstanbul'dan uzaktaymış. Ha dedim o hayırlısı dedim bu sene dedim okula gitmeyelim dedim. Bir daha hazırlık gördüm. Marmara Üniversitesi'ni kazandım, Türk Dili ve Edebiyatı'nda. Ankara'da Yıldırım Beyaz Üniversitesi'ni kazandım, Makine Mühendisliği'ni. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği'ni kazandım. Geleceğim için, kariyerim iyi olması için, iyi bir mühendis olmak için. Okul bittikten sonra aslında biraz vatanımı da ülkemi de özledim. Bakarız hayırlısı yani iyi bir şey, iş bulabilirsem olursa olduğu kadar memlekete dönmeyi düşünüyorum. Hayırlısı ne varsa takdirde onu görürüz.